Merhabalar, selamun aleyküm canlarım. Evimize, yuvamıza, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm, merhabalar arkadaşlar. Herkese pazar günü sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. İyisiniz. Allah herkese iyilik versin. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Bugün de pazar günü. Herkese hayırlı pazarlar. Biz de geldik, oturuyoruz şu an, keyif yapıyoruz. YouTube çekelim dedik, sohbet edelim, konuşalım diye. Böyle. Sohbetimize sizleri de katmak istedik arkadaşlar. Bugün Defne'nin dediği gibi hava yağmurlu. Evet. Dışarı çıkacaktık, aslında gezecektik. Güzel planlarımız vardı. Ama kapalı alanda oturmak istemiyoruz. O yüzden evde oturmayı tercih ettik. Evimiz bugün serin. Hava yağmurlu olduğu için. Ama ara ara klimayı açıyorum tabii ki. Ne kadar serin de olsa sıcağa gelinmiyor arkadaşlar. Kapalı alanda oturacağımıza evimizde oturalım dedik. Bugünü de böyle geçirelim dedik. Defne sabah gitti. Annesiyle kahvaltıya gitti. Annesinin arkadaşlarıyla ailece kahvaltıya gittiler. Çoluk çocuk. Nasıl geçti kızım kahvaltı? Güzel geçti. Ne yağmurda ya doğduğuma ya. Sanki çakıl düşüyormuş gibi orada. Bulgurcuk mu yağdı? Evet. Yağmur mu yağdı? Evet. Ay, dünkü gibi oldu demek ki. Dün biz de öyle oldu. Restorantın adı da Daphne. Benim ismim Daphne. Restorantın adı Daphne. Benim ismim de Defne. Yani... Restorantın adı Daphne. Evet. Ayla E yer değişmiş. Evet. Tesadüf demek ki. Ne güzel bir isim. Evet, orada bir sürü çiçek de vardı. Orada tavşan da vardı. Tavşanı da baktık. Sevdik tavşanı. Öyle mi? Evet, bir sürü çiçekler vardı orada. He. İyi eğlendin yani arkadaşlarınla. Evet. Oyun alanı var mıydı kızım? Yok anne, yoktu. Kahvaltı yaptık, doydum ve şimdi anneanneme geldim. Oturuyoruz, böyle çekelim dedik size de. Evet, sizlere de bir otururken sohbetimize katılın istedik. Şöyle televizyonu da kapattık arkadaşlar. İzliyorduk aslında, haberleri izliyorduk. Dedim televizyonu kapatalım, telif gelebilir. Çünkü oradaki şahısların yüzünü görenler kanalı şikayet edebilir. Kendi yüzünü gören şahıslar kanalı bu videoyu şikayet edebilir. O yüzden kapattık. Tedbir amaçlı. Öyle ya, bizde şans yok ya, olur da. Niye şansım yokmuş? Allah'a çok şükür. Koskoca bir YouTube ailem var. Hayır canım, ona demek Allah istedim. Sizlerden razı olsun. Onu... Benden mutlusu yok. Benden şanslısı yok. Ben sizleri çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. YouTube için demedik canım. YouTube ailem olsun, evet, çevre olsun. Evet. Ben çevreden insanları zaten kaleye almıyorum. Benim için önemli olan sizlersiniz arkadaşlar. Benim yakın komşularım, yakın arkadaşlarım benim için hiç önemli değil. Onlar bugün varlar, yarın yoklar. Ben onları zaten kaleye de almıyorum. Benim için önemli olan aile yapım, çoluğum, çocuğum ve sizlersiniz. Benim değerli YouTube ailem, YouTube arkadaşlarım. Nokta. Benim için önemli olan sizlersiniz. Ben gerisi ha varmış ha yokmuş. Hiç umuruma gelmiyor. Aynen ben de öyle diyorum. Çok şanslıyım. Sizleri kazandığım için, sizler gibi değerli takipçi bacılarım olduğu için çok mutluyum, çok şanslıyım. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar bu arada bir önceki videomuzda yorumlarınızı görelim benim hakkında. Ay kurban oldum. Tek tek hepsine cevap veremiyorum, kusura bakmayın. Herkes için çok çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz, o sizin tatlılığınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Defne'den sizlere teşekkürler geldi. İnanın ben de teyze, ben de dedesi hiçbir şey demedik. Vallahi demedik. Ben kendi de şaşırdım. Kendinden okumuş, videoyu izlemiş, yorumları okumuş. Helal olsun biz sana. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Ben de çok teşekkür ederim torunuma yazdığınız yorumlardan dolayı. Gerçekten çok olgun, mantıklı, oturaklı. Yaş önemli değil. Nice yaşlılar var, dangul dungul, böyle sözünü bilmeyen, patavatsız, ne konuşacağını bilmeyen dengesizler var. Yani önemli olan çocuk olup da bu kadar güzel, mantıklı bir şekilde konuşan çocuğa yaşından büyük olduğu için ben kızımı da buradan tebrik ediyorum. Bana ne dedi biliyor musun? Kızım dedim, sana çok güzel yorumlar gelmiş dedim akşam uykuda, uyumadan önce yatakta. Dedi ki anneanne dedi,
ben kimin torunuyum dedi, beni kim büyüttü dedi. Senin torununum dedi. Ben de senin, senden gördüğüm, senden örnek aldığım konuşmalar, hareketler, tavırlar, huylar, karakterler bende var anneanne dedi. Senden Allah razı olsun dedi bana. O kadar çok duygulandım ki gerçekten böyle bir torunum olduğu için gurur duydum arkadaşlar. Kendimle gurur duydum. Ben onları öyle bir yetiştirdim ki, sizler de öylesiniz biliyorum, torunlarınız var, Allah bağışlasın. Önemli olan torunları kaliteli, saygılı ve güzel Türkçesiyle, şiiresiyle yetiştirebilmek. Önemli olan bu huy, karakter güzelliği. Edepli, edepli yetiştirmek. Edepli ve namuslu yetiştirebilmek çok önemli arkadaşlar. Evet. Torunumla da gurur duyuyorum. Bu arada öptüm kocaman. Sağ ol bir tane. Benim değerimi biliyor. Allah razı olsun. Nankör değil evet, diyorsun. Ya. Evet. Nankör değil. Evet arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Siz bizleri görüyorsunuz. Biz sizleri göremiyoruz. Yani. Ama hissedebiliyoruz. Şu anda yanımızdasınız. Evimizdesiniz. Yani bizler sizlerle beraber sohbet ederken inanın sizleri hepinizi evimizde gibi görüyoruz. Allah razı olsun. Yani benim demek istediğim az önce konuşmada ben öyle yani insanların dangıl dungul da affedersiniz dangalak görgüsüz böyle bu tür insanlardan hoşlanmam. Ben gayet sakin, sessiz, sabırlı, konuştuğunu bilen. Ben böyle evlatlar, böyle torunlar isterim karşımda. Böyle insanlarla da görüşmeyi çok severim. Dangıl dungul, dangalak, görgüsüz, konuşmasını bilmeyen, nerede ne yapacağını bilmeyen, yani panik atak, bu tür insanlar bana göre değil. Bana dengesiz insan benden uzak olsun. Bana lazım olgun, oturaklı, mantıklı, sessiz, sakin düşünebilen, asla heyecanına esir olmayan insanlar önemli benim için. Sizler hepiniz öylesiniz. Ama hayatımızda maalesef oluyor, olmuyor değil. Bu tür insanlara da katlanıyoruz işte. Allah'a havale ediyoruz zamanla. Allah diyorum iyi insanlarla karşılaştırsın. Kötü insanları hayatımızdan alsın götürsün. Evet, merak edenler çok diyorsun yani. Neyi merak edenler çok? Hayatımızı diyorum yani. YouTube alemine. Onu demek istiyorum. Bu nereden çıktı şimdi ya? Hiç sen... konusu değil merak edenler çok diye. Durup dururken niye öyle dedin sen şimdi? Sen neyi kastettin şimdi anlattığın şeylerle? Eş, dost, akraba onlardan değinmedin mi sen? Kime ben değindin? Onları hiç gündeme bile getirmem. Kime benim değindin için işte, önemli kime? Olan hayatımdaki 3-5 yakınım de sizlersiniz. Tamam bize o kişilere dedik ya biz o YouTube alemine demiyoruz. Ben sizlerden memnunum. Ben sizler bana yeterli geliyorsunuz arkadaşlar. Benim ne arkadaşa ihtiyacım var, ne eşe ihtiyacım var, ne evlada ihtiyacım var. Gerçekten benim hiç kimseye ihtiyacım yok sizlerden başka. Beni sizler zaten günlük hayatta yalnız bırakmıyorsunuz. Yorumlarınız beni gerçekten büyük ölçüde tatmin ediyor. Çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okudukça. Benim için önemli olan geçinebileceğim kadar param olsun, başka hiçbir şeyim olmasın. Evet canlar, şöyle bir sessizlik oldu. Defne Balım sessizliğe şöyle bir güzel şiiresiyle, mantıklı konuşmasıyla, şöyle bir güzel sohbetleriyle yer verirse bugün çok mutlu olacağız. Değil mi canım benim? Her zaman hiçbir şey gelmiyor. Ne yaptın? Anlat mesela sabah ne yaptın? Şöyle arkana yaslanırsan kameradan görünürsün kızım. Tamam, şöyle bu tarafa tamam, gelirsen tamam, kameranın tamam, kenarında tamam. Kalmazsın. Sabah kahvaltıya gittiler arkadaşlarıyla beraber. Annesinin de arkadaşı. Tabii annesinin arkadaşının çocukları da Defne Balım'ın arkadaşı. Evet arkadaşlar, sabah annem beni uyandırdı. Ben uyumak istiyordum yine. 12'ye kadar uyuyacağım diye bana söylemişti. Ama erken gideceğini bilmiyordu. Gideceğini biliyordu. Ama annem beni uyandırdı, kalk hadi. Seni de annen aradı. Anne dedi, Defne uyansın gidelim dedi. Arıyorlar dedi.
İşte ondan sonra bir kalktım. Dedem de uyuyordu o zaman. Dedemi de görmüştüm orada. Üzerime giydim. Annem saçımı ördü. Şimdi dağıttım. Böyle. Çok güzel oldu. Annem saçımı kolonya da sürmüştü böyle. Kolonyayla birlikte ördüm arkada. Dünkü gibi yaptım. Dün gördüler ya teyzeleri. Böyle saçım böyle çok fena oldu. Dümdüz oldu arkadaşlar. Üzerimi falan giydim. Ayakkabılarımı da giydim. Çıktım. Yaptık. Ondan sonra tekrar geldim. Anneannem çerez verdi. Çerez yedim. Dedem bana dondurma almış. Dondurma yedim yine. Dondurma çok seviyorum ben. Evet. Hem yaz mevsimi ya arkadaşlar. O yüzden. Yedim. Ondan sonra cıma oturduk. Ve şimdi demin de televizyon izledik. Evet. Ondan sonra da telefonumuza falan baktık. Ondan sonra da çerez meres, çay, kola. Öyle. Evet. Şimdi kahvaltıdan sonra biz abur cubur zamanı oluyor. Eğer evde kek yoksa, poğaça yoksa, çok sıcak kek poğaça da yapmıyorum, açık söylüyorum bu ara. Fırın yanıyor, kurutma makinesi yanıyor, ev oluyor hamam gibi. Durulacak gibi değil arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, bugün de pazar işte. Yarın da annem beni alacak. Annemde kalacağım. Annem biraz geç alsın seni Defne. Çünkü evini yerleştirecek. Akşam olacak annem zaten. Akşam olabilir. Akşam olacak. Hafta sonu anneannemde kalayım dedim. Anneannem çok istiyordu beni. Kalıyordu bende ama yatıya kalmıyordu. O yüzden seni çok istedim kalmanı. Yatıya kalmanı. İki gecedir doydum sana. Evet. Sarılarak uyuduk biri biri bize. Evet. Yattık uyuduk arkadaşlar. Öyle yarın anneme gideceğim. Öyle. Annesi ev yerleştiriyor. Bir önceki bir noktada dediğim gibi kızım. Yani her şey yolunda gidiyor. Her şey istediği gibi gidiyor. Evlenirken zaten ilk başta eşlerin huyu nasılsa aynen öyle devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz haberde şey gördük. Ne görmüştük anneanne? Ne gördük? Haberde şey görmüştük, dedem söyledi ya bize. Tekne batmış diye. Evet. Muğla yakınlarında herhalde değil mi? Arkadaşlar inşallah onun içinde değilsinizdir. Ölen varsa Allah yardımcıları olsun, nur içinde yatsınlar. Yok kızım, ölü yok. Kurtarmış. Yani, kenardan yaralı falan olursa Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok üzüldük arkadaşlar. Allah'tan onlar annem de dedem değildi. Vallahi o da tekne turu şeyleriymiş. Böyle tam geldiği zaman böyle şey dalga oluyormuş, o yüzden böyle düşüyormuşuz. Dün fırtına oldu ya arkadaşlar. Tekneler herhalde Muğla'da bir yerde alabora olmuş tekneler. Allak bullak olmuş. Onu izledik de tekne etkilenmiş. Onu anlatıyor. Evet. Allah korusun kızım. Allah herkesi kazadan beladan korusun. Böyle arkadaşlar. Karadeniz'de bugün tam güzel bir hava var. Karanlık bir hava var. Artık ben fazla aydınlık, fazla güneşli havalar bana arkadaşlar biraz bende stres yapıyor. Çünkü gözlerim ışığa karşı hassas. Aşırı güneş gözlerimi yoruyor. Sizler de öylesiniz sanırım. Nefesimi de yoruyor, gözlerimi de yoruyor. Bana sıkıntı veriyor. O sıkıntı da yüzüme yansıyor. Yüzüme yansıyor. Hatta sizlerin karşısına da öyle çıkmak da istemiyorum. Belki yanlış anlarsınız diye. Böyle arkadaşlar diyecek. 1, 2, 3. Öyle arkadaşlar. Dün gece de anneannem bana simitli çay yapmıştı. Çok güzeldi simit. İzmir'den almıştı. Evet. Aslında evde yemek vardı da sen yemedin de. Evet ama benim canım çok simit çekmişti. Siz de almıştınız A101'den. Güzel değil mi o simit? Evet. Isıtılınca güzel oluyor. Devriyor böyle. Buzluk vardı A101'den. Ondan almıştınız. Çok güzel. Çaya bandırarak yedim. Çok güzeldi tadı. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Simit çok güzel. Sıcak. A101'den aldığımızı söyleyelim ki ona göre. Alan da oradan alsın. Değil mi? Evet. Evet, hemen fırında şey yaptı. Kızarttı. Evet. Aslında pilav vardı arkadaşlar. Kuru fasulye vardı ama Defne yemedi, sevmedi. Ben de ısrar etmedim. İlla da ye demedim. Ama işte dedim ya
kendi isteğine göre davranıyorum. Artık Defne'nin belli bir yaşı var, 12 yaşında. Zaten küçükken vitaminini aldı ama kendi canı nasıl isterse öyle yesin. Israr yok. Bizde ısrar yok. Defne yiyeceksin. Ye kızım. Al da abur cubur zamanı. Abur cubur da yenecek arkadaşlar. Abur cubursuz da olmuyor. Maalesef olmuyor. O yüzden diyorum ki her zaman kesinlikle zararlı olsa bunları zaten devlet yasaklar, el koyar, kesinlikle satışını istemez. Zararlı da bunları niye o zaman satışa çıkarıyorlar, reyonlara niye koyuyorlar? Ya onu yeme, bunu yeme, ne yiyecek bu vatandaş? Mecbur yiyecek değil mi? Evet. Allah Allah. Evet. Çay, tamam. Evet arkadaşlar, ben bu arada çayı çok seviyorum. Dedem gelene kadar ben konuşayım. Dedem gelene kadar ben konuşayım. Çayı çok seviyorum. Çok güzel çay. Yani iyi ki çay var. Ben bilmiyorum. Yani güzel geliyor bana çay. Ama devamlı çay içme kızım. Kansızlık yapabilir. Ama anne tadı bir öyle güzel ki. Ama ben sıcak içemiyorum. Hemen böyle diye içesim geliyor. En çünkü güzeli paşa çayıymış. Senin paşa içtiğin çay çok faydalı. Paşa çayı içiyorum. Dedem şey yapıyor. Normal sıcak çay koyuyor. Ondan sonra üstüne sıcak çay koyuyor. Ondan sonra su koyuyor. Ondan sonra iki tane şeker atıyor. Ben iki tane çünkü. Karıştırıyor. İçiyorum çok güzel çünkü. Ben de çayı pek fazla sevmiyorum. Ben kahveyi böyle aç karnına seviyorum. Yemeklerden sonra kahveyi çok seviyorum arkadaşlar. Yani çayı da şöyle seviyorum. Yanında turşu olursa. Bizim Karadeniz'de turşularımız çok makbuldür. Ama Defne turşu sevmiyor. Defne yumurta sevmez, turşu sevmez, peynir sevmez. Peynir, süzme peynir, yılan peyniri sever. Onları yiyor. Süzme peynir, yılan peyniri yiyor. Evet. Tutabilir miyim? Tutabilirim. Şöyle arkana yaslanırsan ben görünmüyorum. Evet sen şimdi. Şöyle arkana yaslan. Şimdi görün. Ha, tamam. Rahat ol. Ben de en iş yapıyorum. Kolay gelsin bu arada. Aynen namaz başörtüsüne devam mı? Arkadaşlar ben boş duramıyorum. Beni bilen bilir. Şöyle arkana yaslanırsan iyi olur. 10 kere söyletmiyorum. Ama abi. O zaman gözükmüyorum. Ben görüyorum burada olsun, kendimi. Biraz daha normal ol. Tamam. Şöyle mi düşün? Yani biraz bu kanalda videoları yönetmesi çok zor. İzzet Bey'in bu işlere hiç mi hiç aklı ermiyor. Kameraya koymayı, çekmeyi, elinde bile çekmeyi bilmiyor. Ben çok zor şartlar altında sizlere video atıyorum. Hiç kimseden fayda yok arkadaşlar. Gerçekten öyle. Tek başıma sizlere bu vlogları atıyorum. Tek başıma kendi emeklerimle, kendi çabalarımla gece uykusuz kalsam da yorumlarınıza dönsem de. Evet ben bir şahidim. Yorumlara işte mı cevap verendi? Evet kızım. YouTuber sensin. Ben YouTuber muyum ya? Sen ama nice YouTuberlar var. Arkasında eşi var, çocukları var. Canım biz de elimizden geleni yapıyoruz. Mesela bir Ebru Yücel, bir Fatih Yücel o kadar birbirlerine destek oluyorlar ki. Gerçekten karı koca olarak onları takdir ediyorum. Çekimi çok güzel yapıyor Fatih Bey kardeşim. Ebru Yücel'e sordum, Ebru Hanım'a sordum hatta yüz yüze gelince. Hani kendin mi yapıyorsun dedi. Evet kendim yapıyorum bilgisayardan dedi. Ama çekim konusunda tabii ki eşinin yardımcı olduğunu ben de bizzat gözlerimle gördüm. Benim çekimimi de yaptı. Ona da çok teşekkür ederim. Balık restoranında Ebru Yücel hanımefendinin eşi Fatih Bey kardeşim de bize çekim yaptı. Telefonu aldı elimden inanamadım yani. Bizzat. Yani. Evet. Bizzat kanalıma çekim yaptı. Allah razı olsun. Ben hep yardımcınızı izledim anneanne. Antalya'da videolarını hepsini izledim. İzleyeceğim tabii. İzlemeyeceğim canım Allah Allah. Ama çocuğa da baskı yapma. Canı isterse izlesin. Canı ister. Arkadaşlar bizde baskı yok. Benim çeliğime çocuğuma ben asla izlemeyeceğim canım izleyeceksin demem. Çocuklar ürker. İzleyeceği varsa da izlemez arkadaşlar. Bu bir cahilliktir. Ama bir cahillik konuşmasıdır. Ben mesela kızıma da demem beni izle diye. Öyle bir iki izlenmeler zaten bize getirisi de yok. Önemli olan organik izleyiciler. Benim yakınlarım, arkadaşlarım, çevrem beni izlese ne olur, izlemese ne olur. Bunların bana getirisi yok arkadaşlar. Bana organik izleyicilerin yani kanalı olmayan izleyiciler sizin gibi. Ordu dışında, ordu içinde bile bu işler tehlikeli, sizler bilmiyorsunuz. Ordu içinde beni sürekli bir kişi izlerse benim kanalım tehlikeye giriyor. İncelemeye alınıyor. Sahtelik olur diye.
Yani ordunun dışı önemli benim için. Gerçi ordunun içinde de var izleyenler ama şurada kalalım. Ordunun içinde aynı mahalleden olursa da tehlikeli, aynı adrese olursa da tehlikeli. YouTube öyle bir merca ki, öyle bir yer ki, o kadar çok inceliyor ki istihbarat bile onun kadar inceleyemez. Biz bunun ehli olduk. Yıllarca bu işlerin zaten içinde olduğumuz için biliyoruz. Mesela gidip de beni şurada sen beni izle demem. Ordunun içine gittiğim yere tamam abone ol derim. Ama izle demem. Çünkü onun izlese ne olur, izlemese ne olur. Bana şehir dışından organik izleyicilerin izlemesi gerekiyor benim. Anladın mı kızım? Arkadaşlar ama ben yorum yapamıyorum çünkü iPhone telefonumda YouTube hesabım olmadığı için yapamıyorum. Yorum yapamıyorum, abone olamıyorum, like atamıyorum, yorumlara cevap veremiyorum. Yoksa ben çok yaparım yani. Annen yazıyor senin yerine kızım. Sen bu yönden hiç ezik olma. Ben senin içini biliyorum. Senin beni sevdiğini de biliyorum. Sen dedenin ağzına bakma. Biraz seni kırıyor böyle bu konularda, biraz baskı yapıyor sana ama ben ne dersem o olur. Benim için dedem bu yolu bilmediği için, YouTube'dan anlamadığı için sana baskı yapabiliyor. Ben sana baskı yapmam. Senin bu kanalda görünmen yeter bana. Tamam. O yüzden bana olduğum. Senin bu kanalda görünmen yeter. Bu anneannenin kanalında. Bu arada arkadaşlar anneannem dünkü vlogda böyle şarkı çalıyor. Tek 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 böyle bık bitiyor. Şarkı bık bitiyor. Neden öyle yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bazıları bilmiyordur diye söyleyelim dedi. Anneannem de söylemiştir ama unutursunuz diye tekrardan söyleyelim. Evet. Çünkü arkadaşlar telif geliyor arkadaşlar. O yüzden evet. Şarkı diyelim ki na 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 dur. Na 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 dur. Normalde annem çok şeker şarkıyla. Böyle dışarıları falan. Biraz şöyle yaklaşır mısın? Görünmüyorsun. Çok şeker şarkıyla annem video. Ama telif geliyor arkadaşlar. Söyleyelim dedik bunu öyle da. Böyle. Evet arkadaşlar 7 saniyeye geçince telif gelebiliyor. Ben 7 saniye bile gelmek istemiyorum. 1-2 saniyelik sizlere kısa kısa. Evet. Yani dersiz neden bu böyle falan filan evet. Diye. O yüzden söyleyelim dedik hani. Evet. Böyle. Kızımın evlenme şeyi vardı. Orayı yayınladım zaten iki önceki vlogda. Neydi o? Şarkı. Şarkı olarak 16 saniyelik bir video göndermişti kızım bana. Onu anne at dedi. Ben onu parça parça böldüm 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 böldüm. 16 saniyeyi 4'er saniye olarak yayınladım. Ama onu bütün olarak 16 olarak atsaydım benim kanalımın emeği çöpe gidecekti, telif olacaktı. Bu işler çok zor. Hani YouTuber'lar kolay para kazanıyor diyorlar ya. O kişilere diyorum açın bir kanal. Bakalım yürütebiliyor musunuz? Bakalım. O kadar aynı zor ki. Eskiden benim YouTube kanalım vardı. Evet. Yani nasıl çok böyle anneannemin işi cidden zor arkadaşlar. O kadar emek veriyor videolarında. Evet. İnşallah siz de videolarımızı severek ve beğenerek izlemiştirsinizdir. Sonlanma yaptırmıyorum arkadaşlar. Çok merak edenler. Bilmişler ki teyzelerin, amcaların. Bir kanal alsın. Yani çok merak edenler. Biz seni severek ve beğenerek izliyoruz demişler amcaların, dayıların, teyzelerin. Hepsi öyle söylemiş. Beni izlemeyin arkadaşlar. Anneannemle dedemi söylüyorum. Onları da inşallah severek ve beğenerek izlemiştirsinizdir. Yani ben de videoyu editlerken falan görüyorum. Çok uğraşıyor yani. Oraya bak kendine. Emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor zaten. Siz de inşallah videolarınızı severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Yani zor arkadaşlar. Anneannemi yaparken de görüyorum. Editlerken, atarken. Evet. Hatta diyorum ki Defne seninle ilgilenemeyeceğim. Bu vlogu ayarlayana kadar, editleyene kadar biraz sessiz kalır mısın kızım diyorum. O zaman anlıyor o işin ciddiyetini anlıyor. Tamam anneanneciğim sessiz kalayım diyor. O kadar çok dikkat isteyen bir iş ki bu iş. YouTuber'lık gerçekten çok zor, çok emekli. İşin içinde olmayan bilemez. Kolay para kazanıyorlar işte. Biz şu kadarcık paraya vergi ödüyoruz. Onlar da niye ödemesin diye devletin gözünü açtılar. Şikayet ede YouTuber'ları. Ne oldu? Devlet de vergiyi koydu. Vergiyi koydu. Bu kişiler öyle dedi diye. Yani kolay değil arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Çok zor, emek isteyen bir şey. Biz emeğimizin karşılığını Allah'a çok şükür YouTube'dan alıyoruz.
Yani tabii ki evimizde çalışıyoruz. Evimiz bir iş yeri. Yani devletin üstüne gittiler. YouTuber'lara vergi ödettirin dediler. Devlet de bizden şimdi vergi alıyor. Ne kadar kazanırsan kazan. 500'de kazansan, 1 milyarda kazansan, 300'de kazansan gerçekten vergisi var arkadaşlar. Kesinlikle az kazanıyorum, ödeyemem deyip de ödememezlik yapmayın. Ödememezlik yapmayın. Günün birinde vergi memurları kapınızı çalabilir. Benim de YouTube kanalım vardı ama arkadaşlar birkaç video çektim ama çekmesi zor, çok zor yani. Her yerde böyle nasıl çeksek çekeceksin, nerede çekeceksin falan zor. Yani her dakika falan filan insanların önünde cesaret var yani insanların önünde çekmek falan filan zor arkadaşlar. Ben bile yoruldum. Anneannemin yaptığı iş gerçekten çok güzel iş. Vallahi onunla gurur duyuyorum. Çok uğraşıyor arkadaşlar. O yüzden inşallah emekli karşılığını alırsın. Ben de seninle gurur duyuyorum kızım. Canım. Öyle o kadar basitse herkes kanal alsın. Evet. Bir görelim bakalım ne kadar aboneler oluyor, ne kadar para kazanıyorlar, YouTuber olabiliyorlar onu görelim bakalım. Yani. Bazı merak edenler söylemesi çok var. Söylemesi kolay ama evet. Yapması zor arkadaşlar. Gidip bakabilirsiniz yani açık. Aynen. Böyle. Evet. O zaman arkadaşlar sonlandırmayı. Yok, daha erken. Daha henüz annemle karar vermedi. Onu... Daha erken. Erken kızım. Kaç dakika olmuştur ki? 15-20 dakika önce olmuştur. Hala kamerayı ayarlayamamışım. Buradan bakıyorum böyle. Defne yarım görünüyor, eşim yarım görünüyor. Ben ortada görünmüyorum, eğri duruyor. O kadar zor ki şu tripodu da ayarlaması. Bir de tripodlar dandik oluyor arkadaşlar. Ben o ışıklı tripoddan aldım. O çok iyi ama dışarıda çekim olmuyor bununla. Işıklı tripodlarla. Küçük tripodlara hiç mi hiç para veriyor? Hepsi dandik. Hepsi kırılıyor arkadaşlar. Yani tripoda verilen para, bir sürü para gibi. Hep gitti. Dediğimiz gibi zor arkadaşlar. Tripodun alması, ayarlaması, dandik çıkıyor ondan sonra bunu dandik çıktı falan demesi falan. Normal. Biz mesela normal, çok çekti. Hayatımızda dandik insanlar yok mu? Tripod dandik olsa ne olur? Yani hayatımızda bile dandikler dolu. Bir evliliği yaparken dandik bir insanla evlilik yapıyorsunuz. Ebediyen eziyet çekiyorsunuz o insanı düzeltebilmek için. Benim kızımı bu konuda takdir ediyorum maşallah. 4 yıldır neredeyse 5 yıl olacak ayrılalı. Kesinlikle önüne gelen taliplerine hep hayır dedi. Olumlu baktıklarını uzaktan takip etti. Biraz yakınına girdi. Girdiği zaman da için dıştan göründüğü gibi olmadığını gördü. Ben uğraşamam dedi. Ben ilk evliliğimde çok zorluk çektim. Düzeltemedim. Yıprandım. O yüzden insan ilk günkü gibi nasılsa öyle gider arkadaşlar. Şu anlık iyi gidiyor. Maşallah nazara değmesin inşallah. Hepiniz demişsiniz Allah nazarlardan korusun diye. Allah'ım razı olsun sizlerden. Toplu duaya ihtiyacım var arkadaşlar. Evlenirken aldığınız kişiye çok dikkat edin. Patavatsız, görgüsüz, topluma girmesini bilmeyen, sosyal yaşamasını bilmeyen, affedersin hayvan gibi eline bağlı, ye, iç, boğazından başka şey görmeyen, ağzı küfürbaz. Böyle insanlarla evlilik hayatı kurarsanız ebediyen çile çekersiniz. Anne. Efendim. Açabilir misin? Açayım kızım. Serledin mi? Evet, çok sıcak. O yüzden diyorum ki, biraz klima sesi gelebilir ama kusura bakmayın. Kusura benim kızım çok olgun ve çok mantıklı bir karar verdi. Aile yapısı, çocuğun kendi karakteri ve kızıma değer vermesi, onu mutlu etmesi bizi de mutlu ediyor. Allah razı olsun. Baştan nasıl olursa öyle de gider. Guru guruya değer de istemiyorum ben arkadaşlar. Guru guruya değer versen olur. Sana hayatını yaşatmadıktan sonra, seni eğlencelere götürmedikten sonra, senin bir dediğini iki etmedikten sonra, var olduğu halde, mıskıçlık, cimrilik yapan erkeklerden uzak durun. Var yemezlerden. Arkadaşlar ben geliyorum. Var yemezlerden. Nereye gittin Defne? Anneanne bekle. Geleceğim. Cebinde parası olmasın ama gözü gönlü tok olsun. Senin değerini bilsin. Aile yapısı düzgün olsun. Kendi ailenizin içine sokacak bir aile yapısı olsun. Yani namuslu, terbiyeli bir aile yapısı olması da çok önemli. Bu arada arkadaşlar... Anneannem çok güzel. Görünmüyorsun Defne'ciğim. Tarzı falan çok güzel.
İnşallah ben de onun gibi olurum. Ay kurban olduğum, inşallah. Beni kendine örnek alan bir torunum var. Böyle gelirsen, söylersen daha da iyi mutlu olurum. Seni göremiyor teyzelerin, amcaların, abilerin, dayıların. Geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oturarak konuşursan daha iyi. Evet, saygısızlık gibi olur kızım. Ben kızımı hep saygılı büyüttüm. Hiç büyüklerine karşı saygısızlık hayatta yapmaz. Yapamaz da. Nasıl ki büyüse öyle. Anneannem çok düzenli arkadaşlar. Her şey düzenli. Mesela şu masa dağınık hemen toplar. Yani... Beni izleyenler biliyor zaten. Evet. Canlarım. Bilmeyenler varsa söyleyeyim dedim. İnşallah ben de anneannem gibi olurum. Tarzı falan da çok güzel. Sen anlatmasan bile zaten beni izliyorlar. Beni izlerken o detayları yakalıyorlar. Onlar anlıyorlar zaten. Benim el hareketlerimden, teyzelerin, amcaların benim düzenli oluşumu YouTube'da bilmeyen yok. Defne tabii ki söylüyor çocuk anneannesinin gördüğünü. O da bilgi ediniyor benden. Çocuk olduğu için tabii ki anneannesini met ediyor. Yani sen söylemesen, met etmesen bile benim canlarım zaten biliyorlar, görüyorlar. Görünen köy kılavuz istemez. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Annemden methedilmeyi fazla istemez. Sevmiyorum öyle methedilmeyi. Beni sizler görün, sizler methedin. Beni ailem methetsin istemem arkadaşlar. Ben zaten ailemi de methetmeyi sevmem. Ben mesela eşimin ne kusuru varsa sizlere söylemiyor muyum? Söylüyorum. Yani elimden geldiği kadar açık sözlü oluyorum. Ama söylemezsen, göz ardı etmezsen o suçu yapmaya devam edecek. Gerçi sokma akıl ne kadar gider? İki adım gider, gene aynen olur. Huylu huyunu nerede bırakır? Mezarda bırakır. Sabredeceksiniz. Her şeyi, her gözünüzü gördüğüne de ha ben ayrılayım. Önemli bir sebep olmadıktan sonra ayrılmam. Ha nereye kadar? Kahve hayatı, kumar hayatı, kadın kız, cimrilik, dayak, şiddet. Hep en büyük ayrılma sebebidir bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar atılan yorumlar için de abone olduğunuz için, like attığınız için hepinizden teker 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 çok teşekkür ederim. Hepinize teker teker öpücük. Defne bir an önce sonlandırmak işindesin. Anneanne. Ben bir konuşma açtığım zaman gerisi geliyor arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar sizlerle sohbet etmekten büyük zevk alıyorum. Şimdi susuyorum 5 dakika. Baktım ki sessizlik var. Boşu boşuna niye sessizlik olsun? Sizlerle sohbet edelim. Başkaları da hani diyorlar ki lafını kesiyorsun diyorlar ama konuşmayınca ne yapayım ben arkadaşlar? Zorla mı konuşturayım? Ben konuşmayı severim. Sohbet etmeyi severim. Ama sizlerle ama şöyle bir 5 dakika değil 2 dakika sessiz kaldı mı giremeden konuşmaya çalışıyorum. Aklımıza bir şey gelmedi. Aklıma bir şey geliyor. Gene size söylüyorum. Yani bir konuşan olsa zaten sözünü kesme. Mevzu olacak da konuşacağım da. İşte ne güzel mevzu açıyorum işte. Evet. Bak Defne ile biz ne güzel sohbet ediyoruz. Evet. Ben de biliyor dinliyorum musun? Da ne yapayım ben. Yani seni kastetmedim. Yani üzerine alınmana gerek yok. Bana bir sıra gelirse ben değerlendiririm. Ben susuyorum. 5 dakika susuyorum. 2 dakika Defne giriyor konuyor. O zaman Defne konuşuyor. Fark etmiyor. Defne de susuyor. Derin bir sessizlik oldu. Evet. Sizler de gördünüz. Bazen de sessizlik iyidir. Ama sessizlikle izleyecekler. Benim canlarım sohbet bekliyor. Benim sohbetimi bekliyorlar. Ben sizler yani beni biliyorsunuz sohbeti çok sevdiğimi. Yani ben elimden geldiği kadar boş videolar atmak istemiyorum. Şöyle otur sen beni izle. Bir şuraya bir müzik koyayım izle. Böyle yapanlar yok mu? Çok var. Ama saygı duyuyorum tabii ki. Herkes devamlı sürekli konuşmayı sevmeyenler de var. Buyur kızım. Bu arada arkadaşlar ben geçen pazartesi havuza girdim. Pazartesi değil de geçen sabah. Havuza girdim. Yandım burnum, yüzüm falan. Burnum hatta soyuldu. Ve gitti soyulması. Çok güzel yüzdüm. Bizim sitede havuz var. Hatta anneannem eski vloglarında çekmişti. Evet. Görmüştürsünüzdür. Aşağılara bakarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Söylemek istedim. Annen evi bir yerleştirsin. Zaten sizlere ben ev turu da çekeceğim. Evet. Allah izin verirse inşallah hayırlısıyla evin dışını da çekeceğim, sitenin havuzu da çekeceğim. Böyle arkadaşlar, sitede benim arkadaşım da var, kumru falan var işte. Böyle. Artık sonlandırmayalım. Bak işin gücü sonlandırmıyor. Çok güzel.
güzel sonlandırma ya. Yapmak istiyorum. Neden hiç konuşmadı ama? Dede konuşsana sen. Biz bir susalım. Bana mevzu açın da ben konuşayım. Bize mevzu mu açıyorlar? Bir aç bir mevzu da patlayayım. Ben niye açayım ki? Sen bana mevzu açıyorsan sen mevzuyu sen mi açıyorsun da ben konuşuyorum? Sen kendin açacaksın mevzuyu. Evet dede, evet. Hadi biz konuşmayalım. Konuş. Konuştun da sözünü mü kestin? Dede. Resmimi mi çekeyim ben? Yok. Mikrofonu mu alayım ben? Hayır. Arkadaşlar biz çok komik. Komiyiz. Evde öyle şeyler oluyor ki evde delirmeci oluyor. Anneannem şarkı açıyor, anneannem de dans ediyor. Daha konu. Çok komik şeyler oluyor. Bizim evde şenlik var arkadaşlar. Çocuktan al haberi. Dayım da içeride arkadaşlar. Dayım kendi haline ne yapsın? Kızım bazen ders çalışıyor. Uzaktan eğitim var ya biliyorsun. Evet. Odasına çıkıyor, yemek yiyor, geliyor. Dayının karnı doysun, başka hiçbir şey istemiyor. Sessiz dayı. Evet. Hava yağmurluydu sabah. Bak ben sustum. Konuşma olmayınca, konuşan olmayınca gene ben konuşuyorum canlarım. Hava sabah yağmurluydu, şu anda hava parçalı bulutlu. Biraz hafif bir gün ışığı vurdu. Belki hiç belli olmaz, dışarıda çıkabilirim her an her dakika. Çünkü çok sıkıcı bir hava var şu an evde. Böyle. Dedeciğim konuşsana. Kızım ben konuşursam sabaha kadar başka mevzulara değinirim. Ben en iyisi ortama uyuyayım. Ona göre konuşayım. Tamam. Ben normal bir mevzu gelirse değerlendiririm ama sizin konuşmanızı da dinlemek de güzel. İkiniz de güzel. Böyle olur. Arkadaşlar yani oturuyoruz. Evet. Başka bir şey yok. Sonlandırmayı yapabiliriz. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Bakışa bakışa değil arkadaşlar. Konuşa konuşa anlaşır. Konuşan insandan asla ve asla zarar gelmez. Ama boş konuşan insandan zarar gelir. Boş dile giden ne derler? Çok ses çıkar. Ama evet. Sizler benim zaten konuşmamı beğeniyorsunuz. Sohbetimi de beğeniyorsunuz. O yüzden hiç sessizlik olmadan sürekli sizlerle sohbet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne yapalım? Hayat böyle. Yapacak bir şey yok. Bazen yağmurlu, bazen güneşli olur. İnsanların günü gününe tutmadığı gibi havaların da günü gününe tutmuyor. O nedenle bir bakmışsın yağmur. Dengesiz insanların günü gününe tutmaz. Aynen. Belli bir yaşa gelmiş, olgunlaşmış, hayattan tecrübe almış. İnsanların günü gününe tutmaz. O insanlar zaten bilgilidir, mantıklıdır. Nasıl konuşacağını, nasıl hareket edeceğini, nasıl insanlara hitap edeceğini bilir. Her şeyi dozunda ve yerinde yapar. Evet. Önemli olan üniversite mezunu olmak değil arkadaşlar. Kendinizi yetiştirebilmek, hayat okulunu okumak. Abi canım illaki üniversite bitirmek diye bir kaydem var. Yeri ve zamanı gelince insanın detaylı ve rahat konuşabilmesi için bir defa illaki görmüş olması lazım. Edepli olması lazım. Terbiyeli olması lazım ki o kişinin ben ister üniversitede olsun ister ilkokul mezunu olsun. O kişi zaten kendini belli eder. Hayat tecrübesi onu artık yetiştirmiş demek ki kendini. Ortamda öyle insanlar yok mu? Her zaman ne diyoruz? İnsanoğlu cahilleri Allah kimseye göstermesin. Cahil insandan korkarsın, korkacaksın. Tehlikelidir. Cahil cesareti derler ya arkadaşlar. Evet. Gerçekten öyle. Cahil cesareti. Rabbim cahil insanlardan hepimizi korusun. Amin. Ama tabii ki okumuş insanlardan da biraz fazla zarar gelmez tahmin aslında ediyorum. Aslında ne okumuş insanlar var, hep zarar veriyorlar. Gerçekten saygısızlık onlarda, okumuşlar etmişler ama büyüğüne karşı saygısızlık onlarda, tecrübesizlik onlarda, bilinçsizlik onlarda, hakaret onlarda. Yani dünya benim diyorlar, ben okumuşum diyorlar, karşısındakini küçük görüyorlar. Eleştiriyorlar sürekli, davranışlarını eleştiriyorlar. Demek ki bizim yerimizde olsa hep çıldıracaklar. Evet. Yarın günlerden pazartesi arkadaşlar. Yarın saat 2'de Kulak Burun Boğazcı Devlet Hastanesi'nde randevum var. Bugün az önce
e-mail geldi. Beni randevuma hatırlattı. Ben gerçekten unutmuştum yarın. Hayır, ben unuttum yine. Unutmuştum yani. Not da almamışım. O yüzden yarınki vlog'a biraz geç başlayabilirim. Hiç belli olmaz. Belki de sabah başlayabilirim. O anki ruh halime bağlı. Moralim çok düzgün olursa, neşeli olursam, uykumu almışsam, bir de benim hayatımda bana karışan, bana evde kaynanalık yapmayan, bana sürekli işime karışmayan bir insan oldu mu ben rahat bir vlog çekebiliyorum. O yüzden hep böyle bakıyorum ki vlog çeken insanlar gerçekten ev hayatı düzgün olan insanlar, işine karışılmayan insanlar, evinde huzurlu olan insanlar daha güzel vloglar çekiyor. O da sizlere yansıyor zaten. Çok da uykum geldi arkadaşlar benim. Seni gördü, klimayı uykun geldi. Değil mi kızım? Kızım arkadaşlar klima bir hayat. Klima bir hayat. Annem de taktıracakmış klima da. Sitenin dışına klima koydurmamışlar arkadaşlar sitenin dışına. Klima koyulmuyormuş. Balkonun içine koyulacakmış. Cam açık kalacakmış. Bizim sitenin dışına biz koyduk. Bizimkine hiç kimse karışmadı. Zaten öyle yani yasak olsaydı hiç kimse koymazdı. İki tane klimalarım var anneannemin. Biz alalı 15 sene oldu neredeyse. Bir misafir odasında bir de burada. Bu eve gelince aldık. Bu eve geleli 16 sene oldu. O sitede başka hiç kliması olan yok muymuş? Bilmiyorum artık. Yokmuş. Da işte. İlk defa siz mi taktıracaksınız? Arkadaşlar varmış. Balkonun içinde varmış. Balkonun içine koyuyorlarmış. Değil mi Defne? Sadece bir kanatı açıyormuşum. Balkon kapalı oluyormuş. Kanatı açıyormuşum. Havalı duruyormuş. Bazı sitelerde öyle dış görüntüye ki görüntü kirliliği oluyor diye klima koydurtturmuyorlar. Aynen fişi. Bu nereden çıkmış? Arkadaşlar biz genellikle burada oturuyoruz zaten. Misafir geldiği zaman misafir odasında oturuyoruz. Böyle yani. Burası da rahat. Uykum bile geldi yani. Sonlandırmayı. Defne sonlandırma diye. Çok işim var sonlandırmayı. Sonlandırmayı. Yapabilirim değil mi? Saat şu anda pazar günü. Günlerden pazar. Saat 3'ü 10 geçiyor. Sadece söyleyelim arkadaşlar. Şu an 4 Temmuz pazar. 15'e 12 geçiyor. Yani 3'e 12 geçiyor arkadaşlar. 3'e 12 geçiyor. Evet. Saat 3 arkadaşlar. Ve artık kapalı. Yapalım bari kapanışı. Defne'nin bir videosu. Taktı kapanışı. Çok seviyorum kapanışı bu sefer. Yap bakalım kapanışı. Evet çok arkadaşlar. Seviyorum. Ayağa kalkacaksın. Ekrana gideceksin. Çok güzel bir kapanış olacak ama. Hadi hep birlikte yapalım o zaman. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım Defne. Gel de bakalım. Evet Defne arkadaşlar. Kanalımıza abone ol. Durun. Olmadı. Şöyle oturalım. Hep beraber bir kapanış oturun yapalım. Oturun arkadaşlar. Oturun arkadaşlar. Gel kızım. Yanıma gel, da gel. Evet arkadaşlar. Beraber yanıma gel. Oraya gelmiyor annem. Yanıma gel. Evet arkadaşlar. Gel. Olsun gel. Hayır gel gel. Evet. Biz gidelim. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şöyle oturalım. Bu koltuğu çok sevdim. Kalkmayacağım. Burada uyuyacağım. Evet arkadaşlar sonlandırmayı yapabiliriz. İnşallah bu sohbetimizi severek ve beğenerek izlemiştirsinizdir. Kanalımıza şuradan abone olmayı unutmayın. Lütfen unutmayın. Biz de çok 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 mutlu oluruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Biz de cevaplarız. Ne sorarsanız sorun biz cevaplarız. Anaranla birlikte. Videolarımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Yani seviniriz arkadaşlar. Abone ol tuşundaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet oluyorsunuz haberdar. Size böyle bir mesaj geliyor. Olabiliyorsunuz. Allah'ım. Sizi çok çok seviyoruz arkadaşlar. Çok 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 seviyoruz sizi. Canlarımsınız. Canlarımsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kalplerimi göndermeyi unutmuyorum. Bolca kalp. Bolca. Tamam. Şimdi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bana söyleyecek söz kalmadı. Torunum, canım torunum, Defne balım sizlere beni söyleyeceğim her şeyi söyledi. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Destekleriniz için Allah razı olsun. Yeni gelen kardeşlerim de hoş geldiniz. Eski gelen kardeşlerimden de Allah razı olsun. Onlar eski değil, benim gönlümün efendisi hepsi.
Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, en son bana kaldı noktalamak. Sırayla tabii ki, sinsile sırasıyla. Ben diyemez dedim ya. Bir daha ver. Ne yapalım? Mecburen böyle kural olarak da boyumuz böyle yaparsam olmuyor. Tabii mecbur böyle yapacağız. Rabbim her daim yanlarınızda olsun arkadaşlar, kardeşlerim. Dede. Dileğimiz. Efendim. Dileğiniz neyse gerçekleşsin arkadaşlar. Allah'ım her daim yanınızda olsun. İyilik meleklerimizsiniz. Hepinize saygılar, selamlar iletiyorum. İyi ki bizdesiniz. İyi ki bizim kanaldasınız. Bugün fazla konuşmadım. Susma hakkımı kullandım. Niye? Mevzu benim için önemli bir kayda değer bir konular olursa daha detaylı anlatırım. Niye yani? Önemsiz miydi bugünkü konuşma? Hayır, bugünkü konuşmalar sizinle. Çok güzel konuşma yapmadık mı arkadaşlar? Yok, ne güzel. Yok. Sizlere tavsiyeler vermedim mi? Ben boş konuşmam. Defne ile ikiniz daha iyi anlaştınız. O nedenle ben ikinizi seyrettim diyelim. Önemli aynen. Konu dediği hep şikayet. Hep birilerine laf atma. Hep kavga. Hep yok canım o. Yok yok. Allah. Benim eşimin huyudur bu. Ben böyle şeyleri sevmem. Dokun. Hiç kötülemeyi de sevmem. Hiç kimsenin hakkında da konuşmayı, şurama kadar gelmediği müddetçe zaten konuşmam. Tabii. Eşimin işi gücü kanalda birilerine laf sokmak, laf atmak. Kanalda. Ama ben sizlerle beraber önemli konular konuşmaktan gerçekten çok büyük zevk alıyorum. Kanal. Ben öyle insanları da sevmem. Ben iyi niyetli insanları canıma sokarım, gönlüme sokarım. Kanalda laf batıran, ağzından zehir saçan insanlardan da nefret ederim. Aynen ben öyle. Kanalla alakası yok arkadaşlar. Bir yerlerde bir mevzu olursa değerlendiririm. Yani lafı dediğine koymam lazım. Altına kalmam. Mümkün değil. Çok önemli bir konuşma evet. Oldu. Sizlerle çok önemli şeyler anlattım. İçimi de döktüm. Evet, rahatladım. Sağ olun beni dinleyip destek verdiğiniz için. Allah razı olsun. Aynen arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Bizi izlemeye devam edin. İyi ki bizim kanaldasınız. Hep kavgalı bir konuşma olsun asla istemem. Hiddetli hiddetli bağıran insanlardan da nefret ederim. Gayet sakin, sessiz, mütevazi konuşan insanları gönlüme sokarım. Onlar benim başımın tacıdır. Hükmeden insanları asla ve asla sevmem. Emir veren insanları hiç sevmem. Arkadaşlar, ben de. Hoşça kalın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Birinle bizde konuşurken kalın. Bağırarak, ona hükmederek, tehdit ederek konuşmayı da hiç sevmem. Arkadaşlar, her bu huylarda olan insanlardan da nefret ederim. Sizler alınmayın sözüm. Meclisten dışarı arkadaşlar. Sizlerle alakası yok. Onlar kendini biliyorlar, izliyorlar. O yüzden sizleri çok seviyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Canlarım sıkıntı. Çok uykum geldi. Görüşürüz. Her an, her dakika. Sizler benim içimdesiniz. Sağ olun, var olun.